have. Where? There. Easy. Easy. You're okay. The bear's gone. Who are you? Name's Mackenzie. I found you when the bear was. I remember now. You get the bear. It ran away. I think I hit it. Or scared it off. Scared it off. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. So cold. I got a fire going. That should warm things up a bit. Pain. Pain. Need something for pain. Here, take these. They should help. Listen, you're gonna need more than some pills and bandages. You're hurt. Badly. That bite'll get infected. Maybe worse. You have any stronger meds? No. Back of the door. Hey, can you hear me, old man? Damn it, he's passed out. Huh, looks like an old hydroelectric dam not too far from here. Might be a good place to look for supplies. Hang in there, whatever your name is. Evet efendim, ben Manic Slow ve karşınızda gördüğünüz gibi The Long Dark Hikaye Modu 2. bölüm. Ara sahneyi kesmek zorunda kaldım. Tabii ki de orada müzik olduğu için. Çok da güzel bir müzik bu arada. Müzik olduğu için sıkıntı. Hani sıkıntı yani cidden. Yakıt varmış burada. Daha az güvensin. Çok da umurumda. Hallederiz onu. Neyi var neyi yok öğrenmek istiyorum. Onu açamıyorum. Aa, buradaki safe almışlar. Okey. Bazı eşyalarımı bırakmam lazım burada. Ağırlığımı azaltmam lazım. Hemen onu bir kontrol ederim. Kendimizi burada bir yerde bir şey yapmamız lazım. Bir save kutusu bir şey ayarlamamız lazım. Yani eşyalarımızı bırakabileceğimiz. Yakınlarda bir yer var mı hatırladığım? Pek de yok aslında. Neyse. Neyse eşyalarımın bir kısmını şu rafı falan sıralarım artık yapacak bir şey yok. Ben niye ağırım bu arada? Yakıt çok bende. Yakacak çok şey var. Hatta sayılır miktarda yemeğim var. Pekala. Gidelim. Ne yapacağımıza bakarız. İlk hedefimiz tabii ki de baraja gitmek. Barajda... Jeremiah için malzeme ilk yardım bulacağız. Bu arada kendimize de loot yapacağız bu süre zarfında. Bunu eşyaları storelayabileceğim yer miydi ya?
Yoksa benden bir şey isteyince buraya mı koymak zorundayım? Neyse ben buraya bırakıyorum eşyaları. Buraya bırakıyorum ya. Bırak ne olacak? Bu kadarına ihtiyacım yok. Bunlara ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok. Şimdilik kalsın bunlar. Şimdilik büyütücüye de ihtiyacım yok. Tavşan var mı burada? Yoksa... Benim derilerim nerede? Derileri bırakalım. Evet. Tavşan var mı burada? Pek de öyle gözükmüyor ama ben yine de kapanı koyacağım. Belki tavşan spamlanır. Evin içine birkaç tane kurması için deri bırakıyorum. Hadi bakalım. Baraja doğru gidelim. Burada bir parça odun varmış. Ben de çam. Alayım hadi. Haydi bakalım. Burada başka bir şey yok pekala. Tren yolu üzerinden direkt baraja gitmeyi planlıyorum. Görevimizden o. Başka bir görevim var mı bilmiyorum. Bakacağım. Yok. Aslında enfeksiyonda duracak. Bende antiseptik var ama hani görev gereği gitmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı bakalım. Şuradan gidelim. Haydi bakalım. Şimdi efendim. Yine bir sabah günü videoları yetiştirmek için video çekiyorum. İnşallah neyden bahsedeceğimi de pek bilmiyorum ha. Dediğim gibi. Şarkının ismini unuttum bu arada. Girişte göstermediğim bir şarkı var. Gayet çok güzel bir şarkı bu arada. Ama dediğim gibi geçtiğimiz sefer YouTube'da telife takıldığı için. Lan yanlışlıkla nişan aldım, o da saldırıyor beni. Saldırıyor bana. Biraz kuşburnu toplayalım. Jeremiah seviyor olabilir bunları. Ya mantar ya kuşburnu alacaktır diye tahmin ediyorum. O
Odun sobası. İhtiyacım yok şu an ateş yakmaya. Hikaye modunda muhtemelen şeyler yoktur. Sığınaklar yoktur. Aramaya niyetim de yok. Öyle bir şeye ihtiyacımız da yok. O yüzden sığınaklar aramayacağım bu hikaye modunda. Ha, şey, gizli zulları tabii ki de araştırdığımız yan görev olarak gelen gizli zulların hepsini açacağız. Orası ayrı bir durum ama yani. Bu arada o kamp ofise girmeyeceğim. Bu arada nasıl olsa gireriz illa. Ya da girsek mi? Bakalım neler var içeride. Belki bazı eşyaları bırakabilirim. Çünkü burası bir nevi geçiş mekanı. Nereye gideceksek gidelim. Neredeyse buradan geçeceğiz. Yani oraya bazı şeyleri bırakmak bizim için ağırlık azaltıcı bir durum olabilir yani. Hem belki daha iyi bir kıyafet buluruz. Dur bakalım. Şu an üşümüyoruz bile. Çok güzel. Kıyafetlerim zaten bayağı iyi ama tabii ki de daha iyi olabilir. Pantolonlardan çok memnun değilim. Üzerimdeki o şey kot pantolon mu? Bir nevi kot pantolon aynen. Hadi bakalım. Dandik eldiven. Gazoz. Park notu. Okuyalım abi. Bu yılki aşırı soğuk hava nedeniyle gizemli göl bölge parkını normalden biraz daha erken kapatıyoruz. Tüm kampçıların toparlanıp demiryolu kamyonuyla dönmeye hazır olduğundan emin olun. Arkada kalanlar yürüyerek dönmek zorunda kalacak ki bu da istemeyeceğimiz bir ihtimal. Olağan prosedür gereği tüm göl kulübelerini kilitleyin ve tüm yiyeceklerin ayıların kokusunu almasını engelleyecek kaplarda saklamadan emin olun. Lütfen bu yıl bayrağı indirin. Geçtiğimiz kışın sonunda yenisini almak zorunda kalmıştık. Rüzgardan parçalanıyor. Kampı kapattıktan sonra talep edildiği şekilde orman hizmetleri kulesini kontrol etmeyi unutmayın. Oradakiler birbirlerinin av malzemelerini orada sakladığı ve eski hayvan derilerini orada kuruttuğunu düşünüyormuş. Oradan kurtulduğuna sevindim. Great Bear'ın depremlerden sonra geldiği hali görmek çok üzücü. Pekala, bunu aldık. Görev olarak eklendi mi? Eklenmedi, tamamdır. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Cracker. Kitap. Oo, güzel. Burada bir ara tezgah var bu arada. Bu tezgahta şey yapalım. Aa, olta yapmayı öğrenmedik henüz. Pekala. Pekala. Bu arada yanıma tavşan taş alacağım. İki tane tavşan yakalamak istiyorum bir ara. Biliyorum too heavy olduğunu da ayarlayacağız. İyice bir araştıralım buraları. Üçüncü köy kulübesi. Çok güzel. Mesela. Tamamdır. Burayı komple bitirdik herhalde. Bu rafa baktım. Buraya baktım. Buralara baktım. Çekmeceye bakmamışız. Nisine bulduk. Bileme taşı buldum. Üst kata çıkalım.
Burada ateş çakmamızı kolaylaştıracak o kadar fazla kitap var ki. Ay maşallah. Jeremiah'ın görevlerinden bir tanesi balık tutmak olacağı için biraz yakacak odamı buraya bırakabilirim. Okay. Daha iyi bir pantolon buldum ama yani kargo ne kadar iyi ki? Ya yani birazcık iyi, birazcık iyi. Çok azıcık etkisi olacak ama bana. Ve şu şeyi de alalım. Şu kıyafetleri bir ayarlamak istiyorum. Kumaşları, kıyafetleri. Yolculuğa devam etmeden önce. Şunu bir dikelim. Hatta bugün burada kalalım ya. Hiç şey yapmayalım. Acele etmeyelim. Bazı işlerimi burada, ekipmanımı burada bırakmak istiyorum. 98. Güzel. İyi abi bunu da. Hem kıyafetlerimizi onaralım iyice. 90'lık içlik bulmuşuz. ...84... ...90'ın altına hepsini yapalım hatta. Hepsini dikelim diye. Direkt hepsini dikelim. Malzemem var, ekipmanım var. ...97, 90, 76. Hemen dikelim. Adam akıllı bir içlik bulamadım, kazak bulamadım şimdiye kadar. Hala orijinallerle takılıyoruz. Oo, 74. Dikelim hemen. Şimdi. Aslında bir fener barajda işime yarayabilir. Kesinlikle. Barajda bir fener işime yarayabilir. Okey. Öncelikle şu kaybettiğim kumaşları bir toplayalım. Bu arada yanımda 5 kumaştan fazlasını taşımak da istemiyorum. Benim pantolonum kalabilir burada. Burada yatarız. Sanırım başka bir şey de yok. Pekala. Bir güzelce karnımızı doyuralım. Çok fazla suyum yok o yüzden. Gerçi barajda biraz su bulacağız ama sabah da su lazım. Okey. Ama yine de karnımızı biraz gazozla doyurursak. Daha iyi olacaktır. Tamam su içelim. Uyuyalım. Buradaki işte kaba eşyalarımızı yerleştirelim. Abi hala hiçbir şey görmüyorum yalnız ya. Biliyorum. Buraya ihtiyacım olan şeyleri koyayım. Ekipman olarak koyalım mesela. Yakacakları koyabilirim. Nothing to drink.
23'lük kibriti koydum. Bir tane 12'lik kibriti koydum. 5 hızlandırıcıyı da koydum. Gerçi bir tanesi gelebilir. Bir tane gelebilir. Odun. Parayı da bırakıyorum. Onun dışında kömür de kalabilir kömür. Kömür kalabilir. Demir bırakalım. Bir tane kumaş bırakalım. Bunlar benimle gelebilir. Buradan bırakmam gereken bir şey var mı? Oltaları buraya bırakalım. Bir tane uyku tulumu bırakalım. Bunu kullanırız. Bu bayağı ağırmış aslında. 5 tanesini bırakalım buraya, yedik mermi. 5 tane fişek bıraktım buraya. Birime taşları bir tane yanımda, barajda bulur muyum acaba ya? Bir tane kalsın yanımda. Bir tane sağlam dikişlik kalsın burada. Ok başı da kalabilir. Şu an için ihtiyacımız yok. Bir tane fişek kalsın. Amacımız ağırlığımızı düşürmek. Barajda ben kesinlikle yiyecek bulacağım, inanıyorum bu arada. Bir tane çay. Etli fasulye. Gazoz kalabilir burada. Tamam. Bayağı yükümüzü hafiflettik. Güzel oldu. Şimdi bir de karnımızı doyurduktan sonra daha iyi olacaktır. Tamamdır. Full. Gidelim. Hazırlandık. Ekipmanlarımızı giydik. Baraja gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. Kaç kiloya düştük? 22 kilo. Pekala. Barajı yine fener bulacağımızdan eminim. O yüzden üzerimizdeki feneri yırtıp benzin bidonuna falan aktarabiliriz. Öyle bir planım var. Hayırlısı. Tabii ki de burada şunu kontrol etmem gerekiyor. Sonuncuyu almadım. Şu ilerideki vagona gideceğiz. Hikaye gereği mi böyle yoksa niye kurt yok? Bir tane kurtla karşılaştık şimdiye kadar. Şu mağazamı açtım, muhtemelen karşıma çıkacaktır ama.
Ha, yine de biraz tuhaf yani. Yani hiç fişe kullanmaktan çekinmememe rağmen 10 mermi hala azada var yani. 5 tanesini bıraktık. Evet, bir tane kurt orada. Kullanırız, hiç sıkıntı yok. Vurmama gerek yok, korkutmam yeterli. Taze deri mi? Abi taze gerek yok. Bir de bunu kurutacağım da falan filan, geç. Yırtık ayakkabı buluruz, hallederiz yani onu. Güzel. Bu daha güzel. Hem de yeni. Direkt dış tarafa giyebilirim. Bu birazcık ağır ve kötü ama görünüşü güzel. Aa, ben şeyi bırakmayı unutmuşum ya. Pantolon bırakmayı unutmuşum. Buraya biraz pantolon bırakmış olacağız. Mermi yok mu burada ya? Fişek almayacağım. Fişek yeterince var üstünde. Ya da... Çipliyorum ya. Fişeyi bir garanti olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Hani kurt aranızdaki mesafeyi korumak adına biraz daha dikkatli olacaktır elinizde fişek varsa. Hani fırlatmak zorunda değilsiniz. Geliyor. Henüz salmaya niyeti yok. Ve şimdi saldı. Haydi bakalım. Baraja geldik. Şu iki binayı bir gezmem lazım. Ben zorunda olarak gezmem lazım burayı diye hatırlıyorum. Ben yine de gezeceğim. Yemekleri kaçırmayalım. Oo, güzel. Şimdi diğer konteynere gidelim. Anahtarı bulacağız. Çünkü dış kapının anahtarı yok. Mantar. Bu arada Jeremy'yi tanımış olarak gözüküyor mu? Güven. İhtiyaç. Çubuk, kumaş, orman asması istiyor. Tavşan postu, geyik postu istiyor. Orman yara asması. Okey. Mantara falan çok ihtiyacım yok yani. Pekala. Yemek sıkıntısı falan ve ilaç sıkıntısı çekmeyeceğimiz için çok da fazla mantarla falan uğraşmak istemiyorum. İlacım mı yemeğim olduğu sürece onlara hiç ihtiyacım yok. Evet. Evet, işimize yarayacak bir şey. Suyum da yoktu. Çok güzel oldu. Burada bir ayakkabı var. Umurumda bile değil. Gazoz. Dandik ayakkabılarla uğraşmak istemiyorum. Elimizden 2-3 tane deri var.
Bizim ayakkabımızdan, bizim görevle aldığımız ayakkabıdan daha iyi bir ayakkabı bulursak zaten alırız yani. Baraj. Yok, söndürme, söndürme. Yine bir loot bölümü film. Baraja geldik artık lootumuzla. Baş başayız. Adamın vallahi işi iyiymiş ha. Cheat monitör. Yayın mı yapıyordu buradaki adam? Arkadaş şuna bak. Kahvesini de almış. Evet. İkinciye ihtiyacım yok diyecektim. Ara sahne girdi. This thing is an opening unless I can get the power working again. Maybe the trapper knows more about it. I'd better find those first aid supplies and get back to him. Evet, tuş takımı. Pekala, hadi bakalım. Şey yok. Şunun altına geçelim. Ben burayı daha lootlayamamıştım. Yemedi. Pek bir şey yok burada. Fırçaymış o. Boya kutusu. Kibrit görüyorum. Ne çok kibrit var arkadaş ya. Devreye ihtiyacım yok. Gazoz alırım. Bunları almayacağız. Hızlandırıcı aldım. Bunlar alt katında bir şey yok zaten. Çıkış da yok. O yüzden bu tarafa doğru gidiyorum. Asansör çalışmıyor şimdilik. Ama şu tarafına bakabilirim. Haydi bakalım. Var. Eminim bu senin için sürpriz olmayacak ama adadaki sismik aktivitenin böyle bir sorun haline gelmesinden beri Carter Barajı'nı karlı bir şekilde işletmek imkansızlaştı. Bunun yarısının son zamandaki çevreci eylemciler veya gerçek adıyla teröristler, tesisinin çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atan yeni riskler yarattı. Bu nedenle Carter Barajı'nı yıllarca modernize etme çabalarımızın ilk kurucu Richard Carter'ın başarısız denemelerinin ardından Richard Carter gibi yenilgiyi kabullenme vaktimin geldiğini düşünüyorum. Hırsım hayatımın tehlikeye atacak kadar önemli değil. Tüm çalışanlar ve güvenliğimizi garanti edebileceğimiz anda kasabanın dışına taşınacak. Bu sırada lütfen barajda ve baraj civarında meydana gelen şüpheli olaylara dikkat edin. Ormanda konuşulan denen grup hala bu bölgede faaliyette. Bağlılığınız için teşekkür ederim. Saygılarım da Robert Clark. Okey efendim.
Baraj çoktan mutlu günler geçirmiyormuş. Evet efendim. Burada da hiçbir şey yok. Şimdiye kadar Baraj bir hayal kırıklığıydı. Bakalım. Devam ederken bir şeyler bulabilecek miyiz? Şurada birkaç tane. Yemek konusunda iyiyiz. Küçük küçük tonla yemek bulduk. Buralar boş. Evet, tabancayı olur da bulamadıysanız diye burada size bir tabanca ayarlamış oyun. Mermilerini alıyorum. Silahı almayacağım. Silah burada kalabilir. Mesela ev kostümizasyonu falan gelirse mesela bu çantayı taşımak istiyorum. Ben benim evime koymak istiyorum mesela. Atıyorum. Hatta ben buraya şey koyabiliyor muyum lan? Mesela bir tane mermi düzen bir şekilde koyabiliyor muyum? Yani mesela bunu konması lazım mesela bunu da. Çat 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 diye yerleşeceksin böyle. Çok güzel olur ya, çok hoş olur. Daha fazla su almayacağım. Çok fazla suya ihtiyacım yok. Daire ofis anahtarını bulduk. Çöp kutusu mektubu. Sana çok kızgınım. Beni ormanda konuşanların meşhur olduğuna ve birlikte işler yapacağımızı söylemiştin. Tek gördüğüm atlılardan oluşan organize olmayan ve plansız bir ayak takımı. Yılın bu döneminde dışarısı çok soğuk ve bana gerçekten kurtların kol gezdiğini söylememiştin. Bu çok saçma. Gece olduklarını duyabiliyorum. Dedirmek üzereyim. Burada ne işimiz var? İnsanlar Great Bear'ın depremlerden kötü etkilendiğini söylemişti ama karanlık çağlara döndüğünden haberim yoktu. Bu malzemeleri getirdiğimi için bana borçlusun ve hava yakında ısınmazsa ben de gidiyorum. Ve beni uzun süre göremeyeceğinden emin olabilirsin. Yani dayı sen ne işin var buralarda? Alt katta hiçbir şey yok. Üst katta hiçbir şey yok. Dandik bir yere. Kahve alırım. Sonunda iş yarar bir şey geldi. Mağarada bıraktığım barajın arka çıkışında nehri takip et. Yanında bir avcı çadırı bulunan mağaraya bak. Pekala. Dönüşte oradan geçebiliriz. Zula biri bulduk. Bu arada fener bizi kör etmeden önce bu feneri bir... Şunu kuşanalım. Bunun içinde yakıt var.
Hani bunu Levi ile açıp da sağdakini bu ilaç şeyini Levi ile açamamak da ayrı bir saçmalık yani. Kullanamayız. Ya burada çok araştırılacak çekmece var ya. Bitmiyor arkadaş. Boş. 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 Bolca kitap buldum. Her zamanki gibi. Araştırmaya devam. Sekiz. Hadi. Az kalsın bozuyordum. Nakit para, nakit para, fişek kovanı, kitap, acil durum. Pekala, işimize yarar bunlar. Muhtemelen anahtar buradadır. Değilmiş lan. Asansör bakım notu. Carter, hidroelektrik santraline bakım fişi. Asansör yine arıza çıkarıyorum. Mekanik parçaları kontrol ettik ama iyi bir şey yok. Elektrik sistemiyle ilgili bir sorun olmalı. Gözünüzün üzerinde olsun. Tribün odasından girmenin tek yolu asansör... O asansör sıkışırsa kontrol odasına dönmek için bayağı uzun bir yol yürümemiz gerekecek. Aynen. O uzun yolu biliyorum efendim. İlk yardım istasyonu. Okey. Bu odayı da komple bitirdikten sonra barajın ilk kısmını araştırmış, lootlamış olduk efendim. Evet, aradığımız şey bu ama hadi bakalım. Ne oldu? Demin bir işaret vardı. Okey. Tamam. Şunu... Bir dakika. Şunu at. Küçük fener yakıtını al. Bu fener yakıtını buna doldur. Sonra benzin al. Şu dandiyi topla abi. İçindeki yakıtı alacağım. Sonracıma bunları atıyorsun. Bunları atıyorsun. Kuşburnu. Abi yeterince ağrı kesicim var ya. Kuşburnunu da at. Bu hiç uğraşamayacağım. Kuşburnunu da atabilirsin. İki tane bandaj da atabilirsin. Buna da ihtiyacım yok.
Bunlara da ihtiyacım yok. Mermim yeterince var. Biraz yemek tüketebilirim. Hatta hazırlanmış kuş burnuları bile en azından 4 tanesini atabilirim abi. 2 tane kalsın işte. Bunları da at. Dandik ağrı kesici için de at. İhtiyacım yok. Ağırlığımın büyük bir kısmı hala odun. Dönüşte yine şeye bırakırız bu odunları. Bizim gizemli göl girişindeki ofise bırakırız ki daha sonra odun ihtiyacımızı oradan gideririz. Ama bu bölümü burada bırakmak zorundayım efendim. Uploadlarım falan yetişmesi lazım. Ben hemen kayda devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.